Euro 2024'te bugünle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Son 16 turunda günün ikinci maçı Almanya-Danimarka şu dakikalarda oynanıyor. A milli futbol takımımızdan da yine bahsedeceğimizi belirtelim. Ama bugün İsviçre-İtalya karşısında gerçekten baştan sona çok üstün bir oyun sergileyerek kazanmayı başardık. Herhalde İtalya'nın grup maçlarını düşündüğümüzde futbol severlerin önemli bir bölümü için bu netice çok da büyük bir sürpriz olmamıştır diye düşünüyorum. Mahmut Hocam, nasıl buldunuz İsviçre'nin İtalya karşısındaki performansını? Çeyrek finale kaldılar. Acaba daha fazlasını yapabilecekler mi? Ne dersiniz? Vallahi grup maçlarında da çok iyi bir İsviçre vardı. Yani çok iyi oynayan bir İsviçre var. Her hatlarını üçlü oynamaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar değil, öyle oynuyorlar zaten. Ama o kadar çok çabuk çoğalıyorlar ki ve çok çabuk çıkıyorlar. Pas yüzdeleri çok iyi. Alanları daraltmaları çok iyi. Kazandıkları toplarla çok çabuk ön tarafa buluştu. Bir de Çakarı diye bir kaptanları var. Doğru. Granit Xhaka çok büyük oyuncu. Çok adam 5 sene yakın Gladbach Basel'den sonra. Ondan sonra 7 sene falan var galiba Arsenal. Böyle bir var. Doğru. Uzun süre oynadı. Ondan sonra da geliyorsunuz Leverkusen'e ve burada da şampiyonluk yaşıyorsunuz. Ay çok çok iyi bir oyuncu. Ve de önde ikili oynuyorlar. Ve çok iyi de açıyorlar. Bazı üçlüye dönüyorlar. Yani bütün değişiklikler, bütün oyun modelleri ne istiyorsan İsviçre'de var. Teknik kapasiteleri, oyun algılamaları ve hocam bir tane de İsviçre'de oynayan oyuncuları yok ya. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya. Dört tane büyük ülkenin takımlarında ve elit takımlarında top oynuyorlar. Hakikaten ekstra bir takım. Yani sürpriz denmez buna. Fizik bunlar. Güçleri de çok iyi. Fizik üstünlükleri, teknik kapasite, fizik güç hepsi var. Her türlü bir takım oyunu. Her şey var vallahi. Bir işte dediğim gibi soldan bir çıkıyorlar. Kaptırdıkları zaman öyle bir daraltıyorlar ki oyunu. Çok. Anında kapıyorlar. Bugün İtalyanları döndürmediler ya. İtalyanlar sadece kör toplarla gitmeye baktı. Yani bu maç daha fazla gidebilirdi. 2-0'da falan kalması şey yapmasınlar. 3 olurdu, 4 yani. Olurdu. Ya girdikleri pozisyonlarda o kadar çok çabuk içeri oynuyorlar ki. O duvar paslarıyla da oyun kurgu hepsi yani bir futbol takımından ne beklemek istersiniz? Bir oyun tarzından ne beklemek istersiniz? İsviçre'de hepsi zaten grup maçlarında da belliydi onların. İşte şeyde bizim rakibimiz de o şekilde. Avusturya da aynı şekilde bu tarzda bir takım. Vallahi çok iyi hazırlanmışlar. Çok iyi oyuncuları yetiştirmişler. Tabii bunların da en önemli katkıları 4 tane büyük Avrupa'nın en elit liglerinde top oynamakın da haliyle katkıları var. Tabii. Hocam nasıl buldunuz İsviçre'yi? Yani hakikaten turnuvada herhalde bizim rakibimiz Avusturya ile beraber kadro kalitesine oranla en iyi iş çıkaran takımlardan biri gibi görünüyorlardı. Öyle de devam ediyorlar. Vallahi iki takımın da oyun formatı o kadar iyi kurgulanmış ki hocam da demin izah etti. Topu rakibe verdikleri zaman çok alanı daraltıyorlar. Çok acayip kompakt bir şekilde oynuyorlar. Kalelerine fazla yakın durmuyorlar. Mesafeleri çok iyi koruyorlar. O oyunu 40-50 metrelik bölümün içerisine top rakipte olduğu zaman sıkıştırıyorlar. Rakibe oynama fırsatı vermiyorlar. Zaman zaman o kadar akıllı oynuyorlar ki ön alan presini yapmaları gerektiği yerde bugünkü maçta gördüm. Xhaka ta korner topundan geriye kadar gitti. Gerideki top oyuncu kaleciye attı. Kaleciye kadar depara attı. Önünü kesti. Arkadaki takım komple birlikte çıktı. Ya İtalya'yı zaten bizim maçta İtalya'nın bu turnuvada bir şey varlık gösteremeyeceğini hepimiz gördük. Biz de oynadıkları maçta. Değil mi? O hazırlık maçında bile belliydi. O hazırlık maçı İtalya'nın bize işareti belli etti, verdi yani. Son zaten Hırvatlara da yazık oldu. Hırvatlara son dakika bir gol attılar. Aslında Hırvatlar oyun kalitesi olarak onlardan çok daha iyi oynuyorlardı. Ama maalesef İtalya son şampiyon. İnanılmaz bir takım değişmiş, evrime uğramış bir takım. Yani bence İsviçre maçı bugünkü skora bakarsan İsviçre'nin attığı iki golden daha fazlası da vardı. Çok iyi oynuyorlar. Oyun alanını, oyunun zamanını rakibe hiç bırakmıyorlar. Topu verdikleri zaman da kontratak için gerekli hazırlıkları yapıyorlar ve o kontratağa da iyi çıkıyorlar. Hepsi de çok çabuk hocam. O kadar çok çabuk oyuncular. Ya hepsi dinamik, çabuk, evet. Hızlı oyuncular. Bir de agresif oyuncular. Şimdi topu kovalamada çok iyiler. Rakiple mücadele etmede iyiler. Topla
çıkarken iyiler. Yani rakibi sizi kovalamaya mecbur bırakıyor. Onlar fazla kovalamıyor. O kadar daraltıyorlar ki. Orada efor da sarf edilmiyor. Efor ne oluyor? Siz topu aldığınız zaman öne çok çabuk çıkmalar var. Kalecileri zaten çok kaliteli bir kaleci. Almanya'da uzun seneler oynadı. Evet. Inter'de şampiyonluğu yakaladı. Jan Sommer. Evet yani hakikaten Murat da maşallah iyi bir takım yaratmış. Bu arada yedek kaleci de mesela Gregor Kobel yani evet. Dortmund'un kalecisi. Evet. O başlasa öbürü var hiç yani, şaşırmasın. Hiç fark etmez. Ama evet. Sommer çok tecrübeli. Çok tecrübeli. Bir de düşünebiliyor musun en etkili atak ne oldu? Geri pasta kafayla oynadıkları direkten kendi kalesine. Yani hakikaten İtalyanlar... O da olmasa İtalya'nın heyecanlandıracak hiçbir anı yoktu. Ya bir tane de var yani işte. Yani baktı ki İtalyanlar kendi şey taraftarını heyecanlandıramıyor, bize heyecanlandıralım. Bir de ya şöyle bir şey var. Programın başından beri Mahmut Hocam da söylüyor. Bir takımın savunması iyi olduğu zaman zaten oyunu kazanıyorsun. Eğer güçlü bir savunman yoksa bu sadece savunma oyuncularından kurulu demek istemiyorum Kerem. Takım savunması güçlüyse kazanma şansın her zaman yüksek. O zaman ilerideki bireysel yeteneği yüksek düzeyde olan oyuncuların neticeyi çok kolay değiştirebiliyor. Akanji gibi savunmanın üçlünün göbeğinde oynayan bir oyuncu var. Manchester City'de oynuyor. Her bölgede iyi oynayan bir oyuncu. Kapı gibi duruyor orada. Yani orta sahada Xhaka var. Bir de çok çabuk. Yani çok çabuk. Çok çabuk, süratli, fuleli oyunu iyi kullanıyor. Hem geriden oyunu iyi kurabiliyorlar. Hem de top rakipteyken rakibe baskı yapmasını doğru beceriyorlar. Rakibe bazen yanlış baskı yaparsan çok büyük açıklar verirsin savunmada. Evet. Bunlar onu da yapmıyorlar. Yaptıkları ön alan baskısını doğru yerde ve doğru zamanda yapıyorlar. Oyunun her bölümünde yapmıyorlar. Gerektiği zaman da geriye çekilip set oyununda çok rahat oynayabilen takım. Tebrik ederiz. Takım. Yani aynı şeyi hocam dedi. Avusturya için de geçerli. İki takımın oyun formatı hemen hemen birbirine yakın. Şey çok önemli. Önde topu çabuk kaybetmiyorlar. Yani hiçbir yerde kaybetmiyorlar ki. Şimdi en büyük özellik de zaten bir takımın. Siz önde gelen topu, tenis topu gibi tekrardan size dönüyorsa bu sefer o mesafeler çok uzuyor. Ya fazla efor sarf ediyor. İşte alan mesafe koy tanımıyor yani, dediğimiz o nokta orası. Bunlarda o yok. Bunlarda kalıyor. Lap tezap gibi yapışıyor. Ve kullanıyorlar. Doğru kullanıyorlar. Ya bak şu ana kadar İsviçre'nin oynadığı bütün maçlar, grup maçları dahi hepsi doğru. Hocam Xhaka'nın ne kadar kolay, basit oynadığını görüyor musun? Ya, futbol zaten gerektiği zaman riskli paslar atıyor. Futbol ama oyunu hep... basitti. Hocam ya bilmiyorum 6 senesi kesin var Arsenal. Ve en aşağı oynadığı maç sayısı 30. En aşağısı. Lig boyunca bakın, tabii bir sezonda. En aşağısı 30. Tabii. 40, 45 hep öyle gitmiş. Ve bu hazır geliyor ve geldiğin zaman da sana kolluğu veriyorlar. Takım kaptan oluyorsa Leverkusen'da. Ve şampiyonluk yaşıyorsun. Mönchengladbach ya 4 senesi var ya 5 senesi. Ama Arsenal'de bir kere 6 kesim var. Evet. Ve devamlı oynuyorsun yani. Devamlı oynayan bir oyuncu. Hocam İtalya yani gruptaki 3 maçta da aynı. Bu karşılaşmada da epey durağandı. Yani bunu kadro kalitesiyle mi açıklamak gerekir? Çünkü hakikaten kadro kalitesine baktığımızda benim hatırladığım en azından futbolu izlediğim 97-98 o dönemden beri bence en zayıf İtalya takımı. Özellikle hücum hattı. Ben de gördüğüm en kötü İtalya takımı. Evet. Müdafaa da aynı şekilde. Ki İtalyanlar da her zaman en başta bırak forveti. Müdafaalarla anılar. Forvette de çok iyi forvetler çıkartmıştı. Sen 97-98 diyorsun. Daha eskilere gittiğin zaman İtalyanlar... Gitmeye gerek bile yok oraya gitti yani. Mi? İtalyanların sahaya çıktı. Her oyuncuyu herkes tanırdı. Evet. Mazzola, Facetti, yani Hirozov, Rossi. Say bitmez. Ha, bu İtalyanlar benim de gördüğüm bütün 70'ten beri söyleyebilirim en kötü bir turnuva takımı. Ya şöyle söyleyeyim, El Shaara ve Scamacca Chiesa üçlüsü var. Yani bana deseler ki bu üçlüyü vereyim sana, bana Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper'i ver, hayatta takasa girmem. Mesela kulüpte çalışıyorum, benim Türk oyuncuların üçü benim elimde. Bu üçünü öneriyorlar, hayatta girmem. Yani bravo. Birini biri için bile değişmem. Sen... Kerem tebrik ediyorum, senden teknik adam olur. Hocam açık. Keşke bu işe daha önce çalışsaydın. Niye şu verdiğin örnek gerçekten çok iyi bir örnek. Yani Kenan, Arda. Barış Alper. Ya onların üçü de bu saydığın üç oyuncu. Orada Scamacca bir tık da. İyi oyuncu. Chiesa da iyi oyuncu. Chiesa iyi oyuncu değil. O bizimkilere göre değil. İyi oyuncu Arda'yla da. Arda'yla mukayese etmem zaten. Orada bir santrofor olarak mesela onların arasına onu koyabilirsin. Evet.
O golcü özelliği var. Bu bizim saydığın üçlünün bir tanesi golcü olmadığı için onu oraya koyabilirsin. Zaten İtalya takımında zaten bir iş yapabilecek oyuncu da o zaten. Öyle evet. Düşünüyorum. Bir de zaten çok kötü bir takımları var. Yani inanılmaz olarak, bir takım. İtalya deyince hiç kafada canlanan takım bu değil. Hiç değil. Kişi olarak kötüler. Bir de gol pozisyonuna girmiyorlar hocam. Oyun olarak kötüler, takım olarak kötüler, takım oyunu olarak kötüler. Bir yani, de başlarındaki hoca da iyi bir hoca. Spalletti yani adam. Ama işte seçtiği takımı demek ki. Çok iyi işler yapmış. İtalya'da kötü desen, olsun, Avrupa'da kötü olsun. Kötü bir lig desen, kötü bir lig değil. Devamlı. Değil tabii. Avrupa'nın ilk 3 liginde olan bir ligden ya hocam işte liginde çok fazla kaliteli yabancı oyunu oynatırsan milli takıma yansıyor. Nitekim aynısı İngiltere için de geçerli biliyorsun. İngiltere ligini dünyada seyretmeyen herhalde yok. Oradan çıkan bir takım ama turnuvada çok kötü oynuyor maalesef gördüğümüz gibi. Ama şimdi öyle diyoruz bak mesela İsviçre'den bahsettik. İsviçre'den bir tane de içeride oynayan yok. İsviçre ama geçmişten beri öyle hiç bak, içeride oynayan takımı şey oyuncusu olmadı yani. İsviçre'nin bir de en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Hep işte Balkan kökenli oyuncuların çok fazla bulunması. Hocam onlar altyapıdan beri zaten, onları alıp orada zaten hem orada bir de yetiştiriyor. Aileler. Orada hem doğan hem de alıp getiriyorlar oraya. Orada çünkü ben biliyorum altyapıya o kadar büyük önem vermişler. İsviçreliler. Tamamen devşirme oyuncular. Altyapıda bakıyorsun 11 kişilik takımlarında, küçük yaş gruplarında 7-8 tane siyah oyuncu var. Hep onlar o tür oyuncuları alıyorlar ve belli bir noktadan sonra küçüklükten beri onları yetiştiriyorlar. Tabii onlar yani göçmen ailelerden tabii, gelen. Göçmen aile var. Tabii. Alıp getirdikleri onların var. Yakın Balkan ülkelerini seçip getirdikleri. Altyapılarının başında çok var. Balkan ülkelerinden gelmiş hocalar var. Evet. Kendileri yani onların hepsi bir kaynak. Kendileri de gönderiyorlar. Onların İtalyanlar da aynı o şekilde. Yani oralardan çok fazla oyuncu alıyorlar. Ama bakıyorsun hepsi birbirinden farklı. O kadar meziyetli oyunculara sahipler ki. Bir de hepsi kreatif oyuncular. Stoperleri de o şekilde. Oyuna çıkmaları. Bütün hepsi yani. Evet. Tam bir... Ya Murat Yakın'a da burada bir tebrik mesajı yollamamız lazım. İyi bir takım kurmuş. İyi kurgulamış, evet. Oyun formatını o kadar güzel yerleştirmiş ki, oyun sistemi o kadar güzel ki tıkır tıkır işliyor ve oyuncular da o sistem içerisinde bireysel yeteneklerini ön plana çıkaran oyuncular da neticeyi değiştiriyor nitekim. Bir de playoff oynayan bir ligleri var. Yani on kaç takım? Ya onların ligi takım, o kadar yüksek bir lig değil. 12 takım işte zaten en baştaki fazla ne derler Basel en elit takımlar orada. Bazıları ne topçular buldu çıkardı getirdi hepsini nerelere sattı. Aslında hocam yani fiziksel güç ve oyuna bakış açısının hani ne kadar belirleyici olduğunu da görüyoruz. Yani şu takıma bakıyorum. Akanji çok özel bir oyuncu. Yani. Tamam. Fabian Schär iyi oyuncu. Xhaka tam iyi oyuncu. Ama hiçbiri böyle olağanüstü yetenek değil. Yani elinde çok olağanüstü yeteneklerden oluşan bir takım yok. Hatta ilk 11'e baktığımda göremiyorum. Avusturya için de bak aynı şey geçerli. Olağanüstü bir yetenek yok ama fiziksel güçle oyun mantalitesini birleştirdiğinde işte turnuvada ilerleyebiliyorsun. Şimdi tabii bu olağanüstü yetenekleri onlar zaten dünyada. Mesela Arda Güler olağanüstü bir yetenek. Dünyada çok var ama şimdi. Kenan mesela, Yıldız çok üst düzey bir yetenek. Yani bu tip bir oyuncu yok bu takımın şimdi içinde. Şimdi şöyle bunlar tabii hepsini kişisel olarak fertli olarak da bir de oynadıkları bölümde oraların melaikelerini kapmışlar. Hakikaten evet. O kendi pozisyonları çok çok iyiler. Biliyorlar ne şekilde oynayacak. Ama bu ne var? Bir de takımla birlikte. Takım. İsviçre hakikaten tam bir takım yani. Makine ya. Takır takır gidiyor. Oynuyorlar. Evet. Hepsi birbirlerini çok iyi bağlantılarını kurmuşlar. Zaten oyun felsefesi budur hocam. Yani herkes der ki süper yetenekler var ama o süper yeteneklerle 3 tane 4 tane getirirsin. Durağan oynar. Adamlar gelir elini kolunu sallaya sallaya gider. Bunlarda öyle bir şey yok ki. Bunlar lig takımında nasıl oynuyorlarsa milli takımda da aynısını oynuyorlar. Değişmiyor. Akanji'yi sen gördün mü? City'de düşük oynadığını. Örnek veriyorum yani. Adam devamlı aktif. Burada da aktif oynuyor. Akanji bir de City'de her mevkide oynuyor. Yani, stoper oynuyor, önde oynuyor. Ön libero'da oynuyor, kanatta oynuyor. Yani orada ayrı bir dünyada oynuyor. Almanya-Danimarka mücadelesi sevgili seyirciler. Almanya adına çok çok rahat geçiyor özellikle son bölümü. Onu şimdi söyleyeyim. Demin az sonra sen bize ne sordun mesela? Neden Türkiye'de iki forvet kimse oynamıyor, etmiyor falan diye. Şimdi gördük Almanya'da mesela biraz önce. Kaya Vers oyunda Phil Kuru oyun aldı.
çift evet. forvet oldu Alman bir takımıydı 2-0 öndeyken. Evet. Demek ki yapabiliyorsun, bu oyuncuları bir arada oynatabiliyorsun. Oynattığın zaman da gayet güzel oluyor. Hiçbir şey değişmiyor bir oyun de, formatlarında. Bir de biz tabii yabancı oyuncular aldığımız için, yabancı, söyledik ilk bölümde, yabancı oyuncular bunların hepsini oynuyorlar bu formatta. Tabii canım. Hepsi hazır geliyor. Yani ben diyorum ya benim sistemime uymuyor. Dizilişim ya yok öyle bir öyle şey. Bir şey yok. Hiç, onlar biz, altyapıdan beri bütün sistemlere uygun işte. Yetiştiriliyor. Bunları yani. Biz anlatmaya çalışıyoruz buralarda. Yok. Üçlü de oyna, beşli de oyna, sekiz de ne oynarsın? Ya onu ne oynarsan oyna. İyi futbolcu olduktan sonra evet. bütün sistemin içerisinde oynarsın. Sadece iyi oyuncu olacaksın. İyi oyuncuya taktik vermek dünyanın en iyi, en kolay şeyidir. Bizi kandırmasınlar önemli hocam. Önemli olan teknik kapasitesi yüksek olmayan oyuncu istediğin kadar taktik ver ondan hiçbir şey alamazsın. O kötü. İyi oyuncu, iyi kadro bulacaksın. İstediğin sistemi oyna. Hiçbir şey değişmiyor. Ya seni anlayabilecek oyuncu. İyi oyuncuya akıllı oyuncu da aynen öyle. İyi oyuncuyu bütün sistemde oynayabilirsin. Sistemi anlayabilen. Şimdi, o sistemi biliyor zaten oyuncular. Tabii. Kerem. Yeni görmüyorlar. Üçlüyü, dörtlüyü falan. Öyle pratikleri var. Var tabii. Hepsinin var yani. Yok öyle oynar mı bu oynamıyor. Al işte bir üçlü oynuyor bir dörtlü oynuyor takımların çoğu Avrupa'da. Onu ancak biz söylüyoruz hocam. Ya biz söylüyoruz. Biz bir şeyler üretmek için bir şeyler söylüyoruz. Mesela, ama bu işlerin çalışıp nasıl geliştiğini, bu oyuncuların nasıl yetiştiğini bilmek lazım. Bu oyuncular küçüklüğünden beri bir sistem, eskiden bir Hollanda sistemi vardı. Evet doğru o vardı orada mahallede bile aynı sistem ama onlar bile çok değiştirdi kendini artık. Son 10 senedir onlar da sistemlerini değiştirdi. Yabancı üçlü oynadıkları çok, da oldu geçen turda. Yabancı futbolcular çok girince işin içine değişiyorlar. Yani orada değiştiriyorsun. Mentalite de değişiyor. İyi futbolcuyu bir araya getirmek. Şimdi bir örnek vereceğim. Rudiger'den örnek vereyim. Rudiger Berlin'den falan gelme. VfB Stuttgart aldı. VfB Stuttgart'ta oynadılar Chelsea'ye gitti. Ya işte bazı dediler ki olmaz. Bizde vardır ya bir tabir kullanılır. Onu kullanmak istemiyorum o tabiri. Olmaz etme. Abi adam bir baktım Real Madrid'e gitti. Alman hocam, milli takımda genç oynuyor. Yaşta öyle kolay kolay insanlar birilerine inanmazlar. Bunun olacağını söylersin. Sana inanmazlar. Ama olduktan sonra bak bize bunu söylemişti ama adamlar, demezler. Adamlar inanıyorlar ama. Ya hocam niye bizden gelip 18-19'a kadar herkes yurt dışından oyuncu alıyor da 19-20'den sonra alırken 30 defa düşünüyorlar. Yani. Diyor ki ben bunu genç yaşta alayım. Ben eğitim. Kendim eğitimi noktaya taşıyayım. O 20'den 21'den sonra oyuncunun artık şeyi değişiyor. Evrilim noktası değişiyor. Onun için daha erkenden bak bizden yurt dışına giden oyunculara bakın hep ufak yaşta gitmişlerdir. Vallahi. Bu arada Almanya-Danimarka mücadelesinde de artık son anlar oynanıyor sevgili seyirciler. Rudiger gördüğüm için, onun için konuştum onu Rudiger. Çok iyi biliyorum ben, çok iyi tanıdığım birisi. Almanya 3. gole abi. Gidiyor. Ceza alanı içinde. Şu Michael de kurtardı, evet, bugün dünyaları kurtardı. Babasını aratmadı ama dünyaları kurtardı. Yenilginin önüne de geçemeyecek. Kasper Schmeichel müthiş bir 90 dakika oynamış olacak bu hikayenin sonunda. Bu arada ilk yarında yaklaşık bir 25 dakika durduğunu belirtelim. Yoğun yağış sebebiyle ki bugün bu yağmurda bekleniyordu zaten Almanya'da. Daha doğrusu Dortmund bölgesinde mücadele Dortmund'da oynanıyor. Bizim gruptaki ilk iki karşılaşmamızı oynadığımız stadyumda. Almanlar evlerinde Avrupa Şampiyonası'nda yola devam ediyorlar Kerem. Ve keyifli de bir performansla. Kerem, bizim Türk takımları, büyük takımları hallemedip gitsinler, şu Kroos'u kandırsınlar ya, ben bırakacağım dedi futbolu ama. Hocam, herhalde değil vazgeçerse Türk takımlarına gelmekten ziyade dünyanın en iyi takımı kimse, Real Madrid. Real Madrid oradaydı zaten, bırakacağım orada devam dedi. Orada devam da edebilir, o kadar iyi yani bir performansı var. Yani etmezse gelsin abi, alsınlar onu ya. Değil mi hocam? Ya zaten onu Real Madrid zannetmem bıraksın yani. Niye bıraksın yani ki? Bırakacağım dedi. Şeydi, Alman milli takımı da sonradan aldırlar yani. İkna ettiler, bırakmıştı. Hocam o bırakıyorsa bir nedeni vardır demek ki. Bu kadar genç, 34 yaş artık futbolda çok genç oldu. Bazıları da erken bırakabiliyorlar. Bak Modric'le daha hala imza atmak istiyorlar. Biraz evvel Hırvatları konuşuyorduk ya hocam, hani elendiler İtalya'yı. Şimdi bazı biz hocalar da bazı maçı işte şey ya, yaşlı topçuya çıkaralım filan deriz de yerine dinamik koyalım. Halbuki o tabelayı görse 8 dakika kaldırdığını Modric'i tutardı. İtalya'yı da yemezlerdi o golü. Hocam son maçta, o maçta
İtalya maçında sahada en çok koşan en iyi oyuncu Modric'ti ya. Ama bak bir çıkardınız. Çıkardın çöktü. Bu arada son düdük geldi. Almanya-Danimarka mücadelesinde Almanya Danimarka'yı 2-0 mağlup ediyor sevgili seyirciler. Daha farklı bir skorda olabilirdi. 53. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği golle Almanya öne geçti. 68'de Cemal Musiala karşılaşmanın sonucunu belirledi. Almanya 2-0 kazandı. Son bölümde dahi Almanların özellikle kontra ataklardan yakaladıkları önemli fırsatlar vardı. Yani şöyle söyleyeyim, artı 5 verildi. Danimarka yüklenirken o kadar açık verdi ki Almanya 2 gol dahi bulabilecek pozisyona girdi maçın son bölümünde. Ama netice itibariyle kazanmak önemliydi 1-0 da olsa. Bu da yeterli. 2-0 çok daha güzel Almanya için. Şenol Hocam, Almanya gruba iyi başlamıştı. Sonra biraz böyle performansları acaba düşüyor mu dedik. Bugün kaldıkları yerden devam ettiler. Nasıl buldunuz Almanları? Vallahi Almanya turnuvaya gelmeden önce o kadar iyi bir görüntü çizmiyordu. Hatta biz onlarla geçen oynamıştık orada sezon başı falan. Orada pek yendik uzun... Almanya'yı. Evet, yendik. Biz yendik. Kore mi yenmişti bir de Çin? Japonya. Bu arada herkes yeniyordu Almanya'yı. Herkes yeniyordu. Yalnız sonradan bu Toni Kroos'un geri dönüşünden sonra Almanya'da bir toparlanma süreci başladı. Çok fark etti. Önemli olan bazı oyuncuların takıma ne kadar etki ettiğini, hani biz Hakan Çalhanoğlu'nun oğlundan uçacak kaçacak herkes diyor ya, her şeyi bekliyoruz işte, Hakan Çalhanoğlu'nun performansını hep eleştiriyor, çok bilen insanlarımız var ya, ya Hakan Çalhanoğlu bir takım için ne kadar değerli oyuncu olduğunu her zaman gösteriyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan eğer kendi oynadığı futbolun dışında bir şey istersen, ondan farklı bir şey beklersen alamazsın. Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçilmiş. Aynısı Toni Kroos için bak. Bir milli takıma geldi. Milli takımı ne kadar toparladı. Evet. Milli takımın dizayn etti resmen ya. Orta sahada onun kontrollü oyunu, dengeli oyunu, tam bir denge oyuncusu, tam bir teknik adam oyuncusu. Oyunu sahanın içinde kontrol etti. İlkay ile birlikte çok iyi iş yaptı. Biz de Hakan Çalhanoğlu, Allah var çocuk, geldiği günden beri en güzel şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama bizim halkımız nedense Hakan Çalhanoğlu'ndan farklı bir şey bekliyor. Yani bir Mbappe olması, öyle bir şey yok. Hakan Çalhanoğlu'nun oyun kalitesi, oyun kalibresi ve oyuna ağırlığı yeterli derecede var. Hakan Çalhanoğlu oyunu, set oyunu oynandığı zaman Inter'de oynadığı oyuna bir baksınlar. Veya kontra oynadıkları zaman bir oyuna baksınlar. Hakan Çalhanoğlu'na yanında ve önünde oynayan oyuncuların da alan ve zaman göstermesi lazım. Onlara şans tanınması lazım. Hakan Çalhanoğlu'nun oynayacağı oyunda, yapacağı koşularda, öndeki oyuncuların attığı deparlara bir bakın. 60 metreye ilk bir top atabilen, cezalarının dışından inanılmaz vuruşları yapabilen bir oyuncu. Ha, biz o derece milli takımda o seviyelere gelirsek Hakan Çalhanoğlu'ndan belki daha çok şey oralarda görebiliriz. Ama biz milli takımda çok fazla baskılı oynamadığımız için Hakan Çalhanoğlu da hep savunmanın ortasında kalarak çocuk kendini artık savunma yaparak takımı ayakta tutmaya çalışan bir oyuncu. Hocam bir küçük aramız var. Az sonra tekrar birlikte olacağız, devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, yeniden birlikteyiz. Çok kısa bir ara rica edeceğiz. Dönüşte Avrupa Şampiyonası'ndan yine bahsederiz. Milli takımımızı da konuşuruz, az sonra beraberiz. Sevgili seyirciler, Euro 2024'te bugün de sona geldik. Sadece 5 dakikalık bir ara, son sayfayla devam edeceğiz.